gerçekten kendi içine derin şekilde, samimi şekilde dönenler. Eminim birçoğunuz bunu hissetmişsinizdir. Sonuçta bütün düşüncelerden ve kabullerimizden kurtulduğumuzda geldiğimiz o hiçlik noktasını hepimiz biliyoruz. Ve bunu düzenli olarak gerçekten derin meditasyon halinde benim oluş dediğim şekilde yapanlar şunu fark ettiniz mi? Yapmadığınız zaman tarif edemediğiniz bir huzursuzluk veya bir özlem hissi, bir kavuşamama yaşıyorsunuzdur. Bu bende de oldukça kendini gösteren bir durum. Çünkü şimdi ben bunun sebebi ile ilgili kendi şahsi fikrimi söylemek istiyorum. Biz özlüyoruz. Neden? Çünkü hiçlik noktasında ve heplikle aynı anda olduğumuzda, tam teslimiyet halinde var olan tüm varlıklarla aynı o tek ışık halimize kavuşuyoruz. Dolayısıyla yine sizler aynen benim gibi deneyimliyorsunuzdur. Meditasyonunuz sırasında şöyle başınızın üstüne yavaşça meleksi dokunuşlar hissediyorsunuzdur. Burnunuzun üzerinde gezen şöyle dokunuşlar hissediyorsunuzdur. Bazen ayaklarınızda bir okşanma, bir iğnelenme olabilir. Bunları hissediyorsunuzdur. Ben bunları yüksek bilinç varlıkların ya da siz 5. boyut diyebilirsiniz. Ben boyut olarak bakmıyorum, yani öte varlıkların diyelim. Tamamen bu fiziksel aleme ait olmayan özgür varlıkların bizlerle ufak temasları, sevgi dokunuşları, şifa verişleri olarak görüyorum. Tabi ne oluyor? Bunu yaşadınız bir şekilde bedeniniz dahil bütün varlığınızın özü bu temasları özlüyor. Yani buna özlem çekiyor. Birkaç gün yapmayınca ben böyle bir psikolojiye geliyorum. Şunun da tam tersini size belirtmek istiyorum bu fikrimin. Aynı şekilde bizle sevgi, o en yüksek aşk, ilahi aşk birlikteliğini o dakikalarda icra eden yüksek bilinç varlıklarda tabii ki bizim tekrar o hale gelmemizi, onlara sevgimizi, aşkımızı vermemizi, onları sarmamızı özlüyor. Ve bu iki taraflı bir özlem, ki ne mutlu böyle olabilene, bu iki taraflı özlem sürekli bizi bir daha yapmaya, bir daha kavuşmaya, ayrıldıktan sonra o özlemle itki almaya itiyor. Bunu size paylaşmak istedim. Yine derin meditasyonlarla titreşimini yükseklere çıkartmış olan ve bedensel algı sınırlarının önündeki perdeleri azaltmış olan dostlarım, eminim bu diyeceklerimi anlayacaklardır. Gözünüz açık veya kapalı, bu size doğru akan sevgi enerjili varlıkları, oluşumları veya ışığı, ışıkları, ışık parçacıklarımızı aynen görüyorsunuzdur. Gözü kapalı olarak görmek daha kolay. Gözünüz açık olarak görmek, yani sonuçta bünyenize göre bu ayarlanmış olabilir. Bunun için yani bedeniniz üzerinde üst boyut varlıklar tarafından bazı modifikasyonlar gerçekleşmesi gerekebilir. İlle de gerekmez. Yani ille de bu tarz gözünüzün açıkken ki karşınıza çıkan şeyleri görecek şekilde algılarınızın açık olması da gerekmez. Sonuçta kanımca tamamen bu sonsuz olasılıklara, sonsuz varoluşa adanma, buna gönlünüzü verme ön planda olmalıdır. Neler yaşadığınızın, ne somut şeyler gördüğünüzün veya ne soyut şeyler algıladığınızın, enerjileri okuduğunuzun falan kanımca bir önemi yoktur. Çünkü yüksek teslimiyet halinde alacağınız huzurdan ötesinin olacağını düşünmüyorum. Yani bunun ötesinde bir şey yok. Ama tabii ki birbirimizin deneyimlerini anlatırcasına bu şekilde muhabbet eder gibi biraz birbirimize ilham olmamız için konunun başında değişik bir şeylerden bahsettim. Yani iki taraflı özlem içindeyiz. Yüksek boyutlar artık bizi burada bu halimizle, bu fiziğimizle, bu ruhumuzla bütün bir şekilde bağrına basmak istiyor. İşin uzun lafın kısası ve biz onlara özlem duyarken artık onlar da bize özlem duymaya başlıyorlar. Ve büyük özlem içindeler. Bu sınırları yırtıp en azından
bu hiçlikle haşır neşir olarak hepliği de kendine çekebilenler, heplikle birlikte olabilenler pencereden biraz kolunu uzatmış oluyorlar ve ben buradayım, bakın ben buradayım, sizi özledim, benim ışığım da burada ve sizle bir gibi bir çağrıda bulunmuş oluyorlar. Bunu hissettiğinizde sevinin, bunu hissettiğinizde çocuklar gibi her halinizden soyunun ve en yüksek aşka kendinizi açın. Hepimiz biriz. En yüksek aşk için